sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Otoriteme, kariyerime, her yerime tapsın tapsın. Benim izimde tapşın tapşın. Yürüsün, koşsun, dua etsin, yatsın, kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı. Abimin şöhret sevdası. Gençliği sallah, kariyeri fulle. Çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Gönül telimizi titretiyor yakası. Efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun. Aslanım, hidayeler, hidayeler. Doğum gününüzde dolandınız maşallah. Çay ver kız. Koy. Yalnız daha doğum günüm değil, resmi kayıtlara göre hala 3 gün daha 32 yaşındayım. Onu lütfen not edelim. Yalnız en güzeli dayımın Antep'ten gönderdiği kadın. Değil mi? Gerçekten. Gel bakalım annem ne yollamış Bursa'dan. Herat. Takı, dur bakayım. Oy, küpelere bak. Bakayım kız gerçek mi? Aa, gerçek mi bunlar yani? Burhan Bey. Önemli olan hediyenin gerçek olup olmaması değil. Önemli olan bu doğum günümde ilk defa annemin Bursa'da, babamın, eniştemin ve halamın Antep'te olması ve benim hayatımın en özgür doğum gününü kutluyorum. Bu da senin için en büyük hediye. Vallahi ya. ne demek oluyor? Yani başka bir hediyeye gerek yok diyorum. Var Burhan Bey. 3 gün sonra benim kafede doğum günüm var ve hediyeniz yoksa lütfen gelmeyin. Bakın çok açık ve net konuşuyorum burada. Ama ya, bütün dünyada kriz var. Yani lütfen biraz anlayışlı ol. Dünyada olabilir Burhan Bey, Nişantaşı'nda yok. Lütfen hediyesiz gelmeyin, beni orada rezil etmeyin. Yaşlandıkça cazgırlaşıyorsun, dikkatini çekerim. Bak bakayım annem mi göndermiş ya? O mu? Bakalım. Ay hamiyatala. Allah! Oy, ay, mücevher kutusu. Ay, ay gerçekten çok güzel. İnşallah doğum günüm de bu ağzına kadar dolar. Ay, volkanım ne alacak acaba? Ya benim onun abisi olmam onun için en büyük hediye. Ne alayım ki? Volkan, esasen evet 28 gösterdiğim ama 33 olmak üzere olduğum şu günlerde gözümün kenarında bak birkaç tane minik kırışıklık varsa bu tamamen senin eserindir. Onun için en esaslı hediyeyi senin alman lazım oğlum. Yılların birikmiş özrü babında. Güzelim. Senin gözünün kenarında kırışıklık yok ki. Peki, aslında bence de yok bir şey o kadar da yani. Yok yok. Göz çevremde hiçbir şey yok. Kırışıklıklar ağız çevresinde. Yani vücut aslında 33 yaşında ama ağız etrafı 60. Niye? Çene kasları yıpranmış cak 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 ötmekten. Sen kendi göbek kaslarına bir baksan önce. Böyle gözünde havalı gözlükler sabah sabah evde şekil yapacağını şunları bir eritsen. Aslı, sana doğum günü hediyesine bir tane çene kilidi alacağım ha. Altın olursa takarsın sen onu ha. Böylece ne ben de rahat etmiş olurum, herkes de... Çocuklar. Terbiyesizlik yapmayın enişenizin yanında. Lütfen susun ve kahvaltınızı yapın. Lan Burhan, sen kavganın en tatlı yerinde niye müdahale ediyorsun? Tam hızımı almışım. Aslı. Ne? Bu kakalağa evin evcil hayvanıdır diyoruz. Görmezden geliyoruz. Bu da kendini gerçekten enişte zannediyor galiba. Üstüme iyilik, sağlık. Ama Volkan, istirham haddini aşıyorsun bazen. Volkan hakikaten kakalak biraz ağır oluyor ya. Bundan böyle Volkan Sütçüoğlu kimliğiyle muhatap olmak istemiyorum. Kesilmiştir ilişki. Herkes bana cephe mi alıyor ya? Agresifsin, agresif. (Gülüyor)
Ama bu o kadar da öyle takılacak bir şey de değil yani. Sohbet ediyoruz. Ben Latife ettim Volkan'ım. Sen benim kıymetlimsin ya. Ablasının güzeli. Volkan oğlum kemiği bu kadar üzme. Bırakma kemiği. Allah Allah. Enişteyle yeğen arasında olur böyle şeyler. Erkek adamsın. Bırakma kendini böyle. Ne bunda ağlayacak ne var gülüm? Ya Makbule abla manyak mısınız? Gözüm mikrop kaptı ya. Ay. İyi tabii. Şişt, elini gözüne götürme sakın bulaşıcı. Hah. İki gündür damla kullanıyorum. Keyfimden mi takıyorum o gözlüğü? Tuhaf. O kadar ağlak suratlı olmuşsun ki hayatımda ilk defa sana karşı acıma ve şefkat hissettim. Bizim kapa. Şimdi geliyorum ablacığım benim. Sakın üzülme tamam mı? Ne üzülmesi ya? Lan oğlum sana bakınca insan acıyı, merhamet hissediyi. Çiko gibi bir şey olmuşsun sen. Çiko ne? Hisset. Haber var mı Burhan Bey'in ceketinden anacığım? Vallahi onu eski diye bana verip yerine plastik saklama kabı alırken düşünecektim Makbule. Hisset ya. Adam kez tutturdu o benim en sevdiğim ceketimdi diye. Ben de temizleyiciye verdim hesabı. Oyalayıp duruyorum yani o bakımdan. Ya ben o ceketi eskici dükkanına verdim. Ha? Adamlar da 10 gün önce bir dizinin kostüm ekibine satmışlar. Aa! Ya dizi ekibinden ricacı olursanız belki verirler dediler yani. Ay Allah ya. Görüyor musun? Bir köküz ceket yüzünden şov dünyasıyla haşır neşir olacağım. O insanlar da deşener insanlar yani. Hiç girmek istemiyorum o ortamlara. Ya saklama kabı falan lazım mı? Ha? Yok anacığım aldım ben senden alacağımı zaten. İçinde bulunduğumuz kriz döneminde altın en çok kazandıran yatırım oldu. Altın yükseliyor. Baba tipsiz. Doğum gününde benden altın takı falan bekleme. Ons başına değeri artıyor bak. Sayın seyirciler, ilk ekonomik gelişmeleriyle sizlerle olduk. Akşamüstü borsanın kapanışıyla birlikte her gün olduğu gibi uzmanlarla durum değerlendirmesi yapacağız. Şimdilik hoşça kalın. Bridget'in devamlı konuştuğu telefondan kopmasını istedim. Sırf kötülük olsun diye annenin çok içtiği kahveyi bırak. Akşamüstü yayına farklı bir ekonomist konuk bulalım ya. Hep aynı insanlar çıkıyor. Kimi istiyorsan çağıralım. Geçen gün bir doçentten bahsettiler. Boğaziçi'nde dersleri çok popülermiş. Bir sürü şirketin danışmanıymış. Adamın her dediği birebir çıkıyormuş. Volkan Sütoğlu diye bir hoca. Telefonunu bulduralım mı? Gazeteye sorun belki birinde vardır. Ha? Volkan Sütoğlu. Ahmet efendi. Servisin bitince bir an önce gel de şu perdeleri takmama yardım et değil mi? Eve hep güneş giriyor. Bence perdeleri takmayın Ayşe Hanım. Niye? Güneş giren eve doktor girmezmiş. Ya nereden buluyorlar bu esprileri ya? O kadar natürel ki. Harika. Harika. Ulan bu bizim ceket değil mi? Bak Bili. Ya benim ceket yok mu? Kayıp ceket. Kısa olan Kramer ceketi. Oyuncunun üstünde. Vay Allah, kör tarih. Nasıl denk geldi size Burhan Bey ya? Peki bu ceket nasıl dizildi rol aldı? Şöyle olmuş Burhan Bey. Kuru temizlemeciden yanlış nakınan eskici dükkanına gitmiş. Oradan da dizi ekibi satın almış dediler. Ah bile yani. Prime Time'daki bir diziye verseydin en azından yani. Gitmişsin gündüz kuşağındaki bir diziye vermişsin. Yakışıyor mu şimdi bu bana? Ben vermedim ki anacığım. Bugün gidip stüdyodan alacağım söz. Hayır bir iş adamın rolünün üzerinde olsaydı ona bir şey demeyecektim. Ama giye giye kapıcı giymiş. Yani böyle olmaz şekerim ya. Söz gidip alacağım söz. Adana'nın falan üzerinde olsaydı. Kramer'ın üzerinde olsaydı. Ne yapıyorsun bakayım burada? Ay çok pardon, çok özür dilerim. Ben sizi arkadan bir arkadaşıma benzettim. Ay çok pardon. Arkadaş olabilirik isterseniz. Arzuya bağlı.
Ay yok, yanlış anladınız. Ben sizi başkası zannettim. Ne olacak ya? Hallederiz. Sen nasıl bir şeye baktın? Ben kahvaltı tabağı almaya gelmiştim aslında. Bak hele. Kahvaltı tabağı neymiş? Ben sana kahvaltı tabağı değil, kahvaltı sofraları kurdurayım. Yok Mersi, hiç gerek yok. Mahmut, dursun! Pambik gibi kız. Saçları da yağ biberi. Maşallah. Selamun aleyküm hemşerim. Baba, Adanalı mısın? Yok, ben buralıyım da. He, nasılsın? İyi işte. İçin. Buyur olur hemşerim, bir siparişin var mı? Nedir? Ayakta dineldim kaldım değil mi? Yok, oturmayacağım. Gideceğim de. Buralarda bir Adanalılar mahallesi varmış. Ne tarafa düşüyor? Ula bu yakınlarda Fransız sokağı var, İtalyan merdivenleri var da Adana mahallesi yok desem yalan olmaz yani. O vakit zıvzıv gezip arayacak desene. Bu da bir fikir. Eyvallah, sağ ol. İyi, haydi. Güzeller güzeli Dilber. İğne deliğine de girsen bulacağım seni. Arar bulurum. Ne olacak ya? Bu Aslı'nın doğum gününü beş çay partisiyle mi kutlayacağız ya? Değişiklik olsun dedik Bülent Bey. Hep parti yapıyoruz. Bu sefer de çay saati teması olsun dedik. Çay saati teması mı? Kaç yaşına giriyor bu yahu? 12 mi? Oo, monşer. İşin gücün yok. Bakıyorum iki haftadır her gün buradasın ha. Ha canım? Ya buna da maksat karı kız olsun ha. Vallahi karı kız lafını duyduğu zaman fizana gider bu. Burhan Bey, Bülent Bey aslında... Vallahi kar kış demeyi. Kar kış demeyi. Sanki burası kahve gibi. Bu yaşına rağmen geliyor çay kahve çin çin. Çay kahve çin çin yani. Tabii Burhan Bey sizin haberiniz yok ama babam dergi... Boşver abi bir şey soracağım. Hep kafama takılıyor da. Acaba diyorum emekli diplomatlar kulübü diye bir yer yok mu? Siz sürekli size takılıyorsunuz. Burhan abi bir şey söyleyeceğim. Ay sus kız. Var ya çok komik, hiç güleceğim yoktu, bozmayın olayı. Dilime doladım ya, kancaya dam taktım ben, bırakma şimdi. Ya Şahika Hanım, acaba diyorum monşer işe mi alsak? Getir götür işleri için bir adama ne kadar yapar monşer abi bu işe ama... Aa Volkan, ne haber? İyidir güzelim. Aynı hareketlere devam. Ya demin sen diye başka bir adamı gıdıkladı. Aa, şanslı adammış ya. Nasılsın? Ha, iyi, ne olsun. Sen? İyi. Volkancığım, kendini hiçbir şey için üzme, tamam mı? Sen çok değerli ve tatlı birisin. Ha iyi, eyvallah. Ben her zaman yanındayım. Bana ne zaman ihtiyacın olursa. Sağ ol güzelim, sağ ol. Ya sen buradayken de hiç gidemedim şimdi. Seninle kahvaltı edeyim. Zaten özlemişim. Olur. Tabii güzelim ya. Gel otur, gel bakalım. Çok mutlu olmanı istiyorum. Hiç yalnız kalmamanı istiyorum. Bak keyfinin yerine gelmesi için yapabileceğim bir şey varsa lütfen söyle. Ne olursa. Ya bu Bülent var ya. Bak açıklıyorum. Bunun şimdi göğüs kılları beyazlamaktan enginar çiçeği...
Hala burada çocuğun yaşındaki tiplerle takılıyor. Niye takılıyor ben size söyleyeyim mi? Olur da burada bir çekim olur da 3-4 tane manken kız gelir de onların baldırını başına dağılırım diye. Ay bayılacağım. Bülent'in yüzüne bakın, Allah'ınızı seviyorsanız kız. Zevkle dinliyorum şarkıcığım. Sanki yoklama alıyoruz değil mi? Sanki yoklama alıyoruz. Her gün geliyor. Derginin patronu olsa bu kadar düzenli gelmez. Doğru söylüyorsun. Bu kadar sık gelmek için ancak derginin patronu olmak lazım. Evet. Değil mi? Niye herkes susuyor ki ya burada? Ben derginin patronuyum da onda moron. Ne diyeyim ya? Burhan abi, Bülent Bey 2 hafta önce Kubilay abinin hisselerini aldı da şimdi kendisi buranın ortağı. Lan satarist! Oğlum seni ben öldüreyim mi yoksa şey köpeklere mi bırakayım ben? Terbiyesiz! Neden bilgi akışını sağlamıyorsun bana? Neden bana söylemiyorsun? Eşek başı mıyım ben burada evladım? Allah Allah! Sayın Bülent Onaran Bey şirketimizin hissedarı neden demiyorsun? Ya benim ne suçum var Burhan abi ya? Görüyorsunuz değil mi Bülent Bey? Burada resmen bir şarlatanlar sofrasındayız yani. Böyle iş olmaz. Gerçekten yani. Bu çocuk eğer hatalıysa bence hemen kovulmalı. Eğer ortada bir fatura kesilecekse bu çocuğa kesilmeli. Onun dışında bence hiç kimsede bir hata yok efendim. Abi bankaların hepsi tehlikedeymiş. Paranızı çekin, yatağın altına koyun diyorlar. Kim diyor lan? Amma atıyorsun be manyak. Atıyorum, atıyorum. Kriz var mı var kardeşim? Altın alın diyorlar. Altına hücum diyorlar. Ha, senin kafana uysak ülke batar be. Bir de dolar 2 TL'ye çıkar diyorlar. Onu kim dedi? Bizim kasap. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Volkan, ara beni tamam mı? Gece, sabaha karşı ne zaman konuşmak istersen. Tamam Yaprakçığım. Harikasın vallahi. Bu arada çok da güzelsin. Ay teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay. Her yeri ayrı oynuyor abi. Vallahi değerlendir bence Volkan. Bu ilgi her zaman olmaz. Niye lan? Abi bu gözündeki enfeksiyon yüzünden suratına ağlayan kedi yavrusu ifadesi gelmiş. Kadınlar buna dayanamaz abi. Aa doğru be. Sabah Makbule abla bayağı şefkat gösterdi. Hatta Aslı bile şefkat gösterdi ya. Pisliği hava vermiş Volkan. İlaç falan damlatma kardeşim. Yani kör olma sınırına kadar kullan bence. Alo? Benim efendim. Hangi kanal? Ekonomist programı. Bugün mü? Saat kaçta acaba? Gelirim, gelirim tabii. Gelmez miyim? Ne konuşacağız? Ha, genel. Türkiye piyasa falan, anladım. Adresi alabilir miyim acaba? Tamam. Bu Maslak'taki büyük stüdyolar mı? Ha, biliyorum, biliyorum. Tamam efendim, görüşmek üzere oldu. Ekonomist programına beni konuk çağırıyorlar beyler. Ne alaka? Herif müzisyen abi. Ne demek ne alaka? Müzik piyasasındaki durumu konuşacaklar herhalde. Öyle bir şey söylediler ama. Çok iyi abi. İlk defa bu kadar prestijli bir programdan çağırıyorlar. Demek ki albüme çıkacağı haberini duydular. Peki niye özellikle Volkan? O kadar şarkıcı var abi. Lafa bak. Abi herif zamanında klibi dönmüş, şarkısı hit olmuş bir müzisyen. Ya büyük olasılık benim bir hayranım falan var o ekiptekisin. Abi böyle durumlarda üzümünü yiyeceksin, bağını sormayacaksın. Ya gözlerimde enfeksiyonlu kan çanağı. Şansa bak ya. Gözlüğü tak da git abi. Ciddi program. Yakışır. Maslak'taki stüdyolara Makbule de gidecek bugün. Orada çekilen dizilerden birinden buranın ceketini mi ne alacakmış? Beraber gidin.
Abi gözlüğü tak, paçayı yap. En karizma haline git çık anlat abi. Burancığım biz akşamüstü ekipçe yiyip içmeye gideceğiz. Sen sıkılırsın diye davet etmedim. Ama bu arada senin çok çalışkan bir eleman olduğunu duydum. Boş vaktini değerlendir diye senden bir iki ufak ricam olacak. Tabii efendim, buyurun efendim. Malum yeni patronum. Dergiyi tanımaya çalışıyorum. Bunun için de bazı istatistiklere ihtiyacım var. Ah, ben de her şey kayıtlıdır efendim. Osmanlı arşivinden daha ruh hastası bir arşivciyim ben. Ne istersiniz efendim? Örneğin son 5 yılda dergide içilen çay ve kahvenin hafta hafta grafiğini istiyorum. Çay ve kahvenin mi? Sen hangi günler daha çok çay, daha çok kahve içiliyor merak etmiyor musun? Evet tabii. Çok ilginç bir bilgi. Yine son 10 yıldır bütün dergilerin sayılarını tara... Ah canım benim. Ajda Pekkan'ın adı kaç kere geçiyor onu buluver. Ajda Pekkan. Evet efendim. Yine son 10 yılda dergideki moda çekimlerinde kullanılan mankenlerin... ...yüzde kaçı sarışın? Yüzde kaçı esmer? Kumral? Bu bilgilerin de istatistiğine ihtiyacım var. 10 yıldır. Tabii efendim. Bütün bunlar yarın masamda hazır olsun. Tamam mı? Ah Buracığım hadi. Tabii efendim. Hadi kızlar gidiyor muyuz? Makbule abla senin yüzünden geç kaldım ha. Ne yapayım anacığım ısrarla vermediler bu abinin ceketini ya. Ne pişkin insanlar. Ya abla, nereden bilsinler o ceketin kakalığa ait olduğunu ya? Almışlar işte. Volkan Bey, efendim neredesiniz? Yayına 2 dakika var, gelmeyeceksiniz sandık. Geldim efendim, özür dilerim. Gireriz şimdi programa hemen. Tamam. Bak bu abla, sen dışarılarda bir yerde bekle. Nerede? Bekle abla. Buyurun efendim, hemen bir pudra yapasın. Şimdi hocam genel olarak dünyadan ve Türkiye'den bahsedeceğiz. Tamamdır hocam, bahsederiz. 2 tane 5 dakikalık bölümümüz var. Arada reklam arası olacak. Oldu hocam. Şu andaki son haberler, genel durum, seyirciye tavsiyeler falan. Eyvallah, ayarlarız. 20 saniye. Yayındayız. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ekonomisten iyi akşamlar. Daha önceki anonslarımızda duyurduğumuz gibi Volkan Sütoğlu ile beraberiz. Volkan Bey, isterseniz genel durumu özetleyerek başlayalım. Siz geleceği nasıl görüyorsunuz? Vallahi ben iyimserlikten yanayım. Krize rağmen işlerin düzeleceğini düşünüyorum. Peki efendim. Mesela sokaktaki insana ne tavsiye edersiniz? Genel olarak mı soruyorsunuz? Evet efendim, makro anlamda. Evet. Nil'in albümünü tavsiye ederim mesela. Güzel bir albüm yapmış Nil. Teoman da bir seçenek. Çıkartmak üzere albümünü. Efendim, sokaktaki insan kendi zevkine göre tercihini yapsın tabii. yani krizi unutalım, neşemize mi bakalım hocam? Vallahi öyle hocam. Yani bu albümleri sen almazsan, ben almazsam nasıl beste çıkaracak bu millet? Tüketimi hiçbir alanda kısmayalım manasında mı? Kısmayalım hocam. Bir albüm bugün kolay çıkmıyor. Misal benim albüm. Taş gibi bestelerim var. Bir türlü çıkaramıyorum. Niye? Çünkü o besteleri canlı çaldırmak lazım. Niye çaldıramıyoruz? Para yok. Para yok. Evet, para yok. Piyasadaki likit sıkıntısı malum. Bu tabii her tür yatırım için büyük problemlerden biri. Evet. Peki siz kişisel olarak neye yöneleceksiniz? He? Benim türüm pop arabesk fantezi melezi bir tür. Hani yani insanları böyle eğlendiren, neşelendiren, fıkır fıkır, kıpır kıpır. İsterseniz hemen bir örnek vereyim burada. Örnekleri reklam arasından sonra yasaklayalım Volkan Bey. Yani şöyle diyorsunuz, popüler yatırımlara yönelelim. Mesela vadeli mevduat gibi. Arabesk yani Orta Doğu'dan gelen sıcak paraya güvenelim. Ve yatırımlarımızı, hayallerimizi, fantezilerimizi ertelemeyelim. Değil mi? He?
Bir reklam arasından sonra ekonomiyi daha ayrıntılı konuşmaya devam edeceğiz. Bir reklam arası efendim. Çıktık. Ne oluyor ya? Kardeşim sen kimsin? Ne diyorsun müzik falan? Ben müzisyenim efendim. Ne müzisyeni? Biz Boğaziçi'nden iktisat hocası çağırmadık mı? Volkan Sütoğlu. Ha yok, ben Volkan Sütçüoğlu. Beni aradılar, programa davet ettiler, geldim. Ne bileyim kardeşim? Nusel, bittik. Ne yapacağız? Sus bir dakika, düşünüyorum. Allah'ım. Bunu patron duyarsa ikimiz de yanarız, biliyorsun değil mi? Program biter. Ya müzik piyasasını falan konuşsak olmaz mı? Programa iktisat hocası diye şarkıcı çağırdığımız duyulursa bir daha biz zor iş buluruz. Allah'ım. Bu program 4 senedir devam ediyor. İş adamları falan seyrediyor. Skandal olur ya. Vallahi olur. İdare edelim Nursel. Çaktırmayalım. Şimdi Volkan Bey. Siz hiç müzik falan konuşmayın. Reklam arasından sonra benim sorularıma ekonomist gibi cevaplar verin. Ha, gözünü seveyim hadi. Ha? Canım ayrıntıya girmenize gerek yok. Özel bilgiler vermeyin. Sokaktaki insanın geyiklerini çevirin. Yuvarlak laflar edin. Kriz kötü falan diye. Zaten 5 dakika. Hoş geldin. Ne haber hayatım? Ya sabah 7'den beri toplantıdayım. 2 saat sonra bir tane daha var. Şimdi eve gitmem uzun sürer. Şurada 1 saat kestirmeye geldim. Ha, sen uyumaya mı geldin buraya? Gideyim mi yani? Kovuyor musun? Hayır da ofise gitme, ben geliyorum deyince sandım biz yemeğe falan çıkacağız. Hayatım sana da hep eğlence lazım yani ha. Şurada 1 saat kesilsem ne olur? Bir şeyim mi eksilir? Bir şeyim eksilmez Osman ya. Niye hemen agresif konuşuyorsun gelir gelmez? Öf, yandık yani ha. Nereye ya, nereye? Sandviç, çay, kahve falan bir şey hazırlayacağım. Yemeğe çıkacağız diye aç kaldım bu saate kadar. Bugün ameliyat sırasında... Ondan önce de 1-2 defa oldu ama... Evet, reklamdan döndük. Günün ve haftanın ekonomik gelişmelerini takip ettiğimiz Ekonomist programında tekrar birlikteyiz. Evet sevgili seyirciler, uzman konuğumuzla yine birlikteyiz. Kendisinden ekonominin gidişiyle ilgili önemli ipuçları alacağız. Evet efendim, öncelikle Türkiye'den başlayalım. Siz nasıl görüyorsunuz geleceği? Vallahi ben berbat görüyorum. Tam bir kabus. İnsanlar bence bankadan paralarını çekip yatağın altına koysunlar. Ne diyorsunuz? Vallahi öyle. Biz arkadaşlarla hep bunu konuşuyoruz. Hiçbir bankaya güvenecek durum yokmuş. Hepsi sallantıdaymış bankaların. İnsanlar paralarını çeksin, yatağın altına koysun, kurtarsın diyorlar. Diyorlar mı? Diyorlar vallahi. Ama hocam her zaman iyimser olmakta, yatırımlara devam etmekte fayda var değil mi? Olur mu ya? Kriz zamanı. Böyle dönemlerde parayı istifleyeceksin, parayı tutacaksın. 5 kuruş harcamayacaksın. Dolar da 2 TL'yi bulacak sanırım. 2 TL mi? Vallahi öyle. Yani altın da değerlenecek, altın uçacak. Altına hücum, altına hücum. Öyle diyorlar. Hedef bir yerde göstermiyorlar ki insana. Orası mıydı? Yok. Hayatım. Tatlım. Canım. Bak bu mutfak robotu. Bunu seyirciye anlatabilmek için en azından bunlardan bir tanesini görmen lazımdı değil mi? Ay görmedim. Ha, ben diyeceğim ya. Sen şimdi bunu kullanmasını bilmiyor musun? Bilmiyorum. Bilen var mı? Var mı? Var mı? Hemşire. Hemşire. Bu delikli var ya. Kapağını kapatınca, çalıştırınca toz haline getiriyor. Öteki de rende. Bıçağını çıkarınca da karıştırıyor yani. Misker, anladın mı? Ya. Hanımefendi, rica etsek gelip bir anlatsanız. Tabii anacığım, insanlık ölmedi ya. Bak kardeşim. Şimdi bunun rendesi var ya, 2 tip rendesi var. Bir yumuşak rendesi, bir sert rendesi. Mesela yumuşak rendesi beyaz peynir, ne bileyim ben domates falan, tamam mı? Sert rendesini havuç için. Havuç için. Peynir rendesiyle olur mu değil mi? İyi düşünmüş adamcağızlar. Sonra... Ne? Gitti. Beyefendi. Gitti. Efendim?
Kız gitti. Ay, seksi bayan vardı ya, o gitti diyorum. Nereye gitti? Nereye gitti? Biraz sonra yayın başlıyor. Ben bundan böyle bir kazık bekliyordum ha. Oldu. Ben size meşguliyet yapmayayım. İyi günler. Dur dur dur. Gitmeyin. Hanıma bir allık pudra yapalım. Bugün robotu varmaz. Ne? Ben... Yapamam ki. Ben şey yapam... ben geçerken oradaydım. Gerçekten. Hanımefendi zaten 5-6 kişi seyrediyor programı. 3 dakika. Yani bakın nasıl kullanıldığını anlatın. Önünde fiyatı yok. Onu söyleyin. Bitti. Minnettar kalırız vallahi. Yok bence ben show dünyasını kendime yakın hissetmiyorum. Ayrıyeten nişanlımı salmaz o bakımdan. Zaten bizim program ev hanımlarına yönelik mazbut bir program. Kendi içinde. Mazbut mu? Ev hanımları mı izliyor? Canını seven parasını kaçırsın kardeşim. Kriz var ya. Bu zamanda ne bankaya ne eşe ne dosta güven olur. Yatağın altına atacağım paraları. Ne yapacağım başka? Bütün piyasa bunu konuşuyor. Yani ayrıca borsada dibe vuracak diye konuşuyorlar. Evet, teşekkürler. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Oldukça kötümser bir projeksiyon çizdik bugün. Ama unutmayın, bu sadece bir tek uzmanımızın fikri. Biz burada nice iyimser iş adamları ve ekonomistleri ağırladık. Şimdi her programımızda yaptığımız gibi piyasanın kapandığı saatlerde kapalı çarşıya bağlanıp oradaki atmosferi soluyoruz. Evet Hakan, kapalı çarşı ne durumda bugün? Bugün sakin geçti Nursel. Ama son yarım saattir ağızdan ağza yayılan bir panik havası var. Esnaf bankalardan parasını çekip dolar almanın peşine düştü. Dolar şu anda kapalı çarşıda 1.78 TL'yi gördü ve yükselmeye devam ediyor. Evet, siz dolar mı alacaksınız? Vallahi alacağım. Arkadaşlar geyiğini yapmışlardı. Paralarınızı bankadan çekin, dolar çıkacak, durum kötü falan diye ama inanmamıştık. Ama bakın profesörler de açıklama yapıyor dediler. Vallahi burası karıştı abi. Herkes gemisini kurtarma derdinde. Hadi. Efendim babacığım. Değişiklikler ortaya çıkıyor. Ne? İlk olarak ne yapmış? Nereden çıktı şimdi baba bu? Ben adamlara söz verdim ya, bu hafta temel atacağız diye. 3 milyon dolar nakit lazım. Ne? Hangi program ya? Ben de izledim. Ya baba bir adamın lafıyla... Nereden bileyim ben baba niye öyle konuşuyor? Bugün hiç yaşanmadı. Burada olanlar burada kalacak. Bugün buraya sadece deli bir öğretim üyesi geldi ve kötümser konuştu, tamam mı? Oldu o zaman. Ben uzayayım ufaktan. Müzisyen lazım olursa... Benim telefonum var Reşide. Düğünlere falan da çalıyoruz biz. İyi günler. Ya baba benim sözüm senettir. Ben adamlara söz verdim. Yani o para bana acil lazım. Ya bana ne panik dalgasından baba? Tamam baba tamam peki sağ ol sağ ol. Sandviç yaptım. Bu kadar zamanda mantı açılırdı be. Elime sağlık Osman, sağ ol. Ay sen uyku maskesini mi taktın? Ya al takmadım, ne değerli masken varmış be. Allah Allah. Uyumaya mı geldin, maske mi taktın? Al takmadık. Ya ben mikrop bulaşır diye söylüyorum. Uyku maskesinden ne mikrop bulaşacak be? Manyak mısın, nesin? Senden hala manyak mı var acaba? Bir daha da beğeli beğeli konuşma benimle, tamam mı? Kadınlarla nasıl konuşulacağını öğren. Oo kızım ben seninle uğraşamam ya. Vallahi zaten tepem atık. Atık olmadığı bir günü görsek zaten tepenin. Şimdi anacığım bak, ben bunun burasıyla bayat ekmek içi çekiyorum. Mesela bunu dilim dilim kuruttuk değil mi anacığım? Atıveriyoruz bunu içine. Bakalım. Oh. Evet, çekiveriyorum. Ondan sonra at bunu, kapağını kapa. Nerede kapağı? Kapağını kapa. At bunu dit friste. Ondan sonra yarın öbür gün farzemelen köfte mi yapacağım?
tarator mu yapacaksın değil mi? Çıkırı veriyorsun. Öyle pratik oluyor ki. Sonra bakayım mesela haşla mercimeği. Bak burada haşlanmışı var. Çektiriver bunu, bak burada çekilmişi var. Ondan sonra böyle kaplarına koy, sakla. Sonra tazecik çıkar mesela sıcacık mercimek çorbanı yap. Sonra bak bunun bıçağını tak, tamam mı? Kabak rendili, havucunu rendili. Dök üstüne sarımsaklı yoğurdunu. Ondan sonra geçir miskerinden. Misafir mi geldi? Ver sofraya. Allah seni inandırsın, içine düşüyorlar. Sonra Makbule ablam dediydi dersin. Bakayım. Ay, burada ne? 39.500 mü? Anacığım bedava. Taksitte yapıyorlar buna. Vallahi değer. Yeminle. Yani ben aldım. Gerçekten Allah sizi inandırsın. Hakikaten. Günde en az bir saat kazandırıyor insana. Sen de o bir saatte ne bileyim efendim bir manikürünü yap, bir oyna, bir dizini seyret. Değil mi anacığım? Yönetmenimiz kapatalım diyor. Oldu anacığım. Siz anladınız. Alet bu. Tamam mı? Numarayı da yazdırdılar inşallah. Yazdı mı ekranda? Ha, onu arıyorsunuz. Bunu sipariş ediyorsunuz. Tamam mı? Gülüm. Canım benim. Hadi size hayırlı günler. Ocakta yemeğe falan olanlar bir gidip baksın. Hadi. Vay vay. Hoşçakalın. Çıktık. Makbule Hanım. Rekor sipariş almışız. Oh, hayırlı ol kazanç. Şimdiye kadar görünmemiş bir şey. Ev hanımları size bayılmış. Allah bir bereket versin. Hadi oldu o zaman. İyi günler. Programı sürekli sunmaya ne dersiniz? Hoş geldin hemşerim. Bulabildin mi Adana mahallesini? Bulamadık. Traf zibil gibi insan. Herkese sorduk, soruşturduk. Bilmiyoruz dediler. Koskoca İstanbul hemşerim. Elinde bir adres, bir şey, bilimsel bir veri falan yok mu ya? Yok. Bu semte dediler ama bilmiyoruz. İntan sucuk gibi oldu. Ayaklarıma kara sular indi. Bak hele, içim yandı. Bir eski limonata getir de içek. Emin olur hemşehrim, emin olur. Hadi Allah kolaylık versin. Halacığım beni bilirsin, sözüm senettir. Yok kriz var, yok piyasada panik var diyerek babam beni... El eleme malamat ediyor, anladım. Çok da fazla bir şeydir, topu topu 3 milyon dolar. Sende bunun 10 katı vardır halacığım. Söz şu temel atılsın, 2 ay sonra geri ödeyeceğim ben sana. Aşk olsun, vallaha darılırım. Senden kıymaklı mı kadasını aldım. O babayın cebinde sanırsın zehirli böğü var. Elini cebine atmaz. Ben sana veririm istediğin parayı kuzu. Sağ ol halacığım, canım benim. Yalnız gıllicik bir şartım var. Söyle halacığım. O sıska sinsiden ayrılacağım. Nasıl yani? Aslı'dan ayrılırsan mı parayı vereceksin bana?
Ha kıyamam Osman, kıyamam kuzum. İşlerin hep o uğursuz yüzünden ters gidiyor. Sıfatında meymenet yok. Maşallah dediği 7 gün yaşıyor. Ayrıldım de parayı hesabında bil kuzum. Allah. Biz zaten az önce ayrıldık galiba. Allah sabin şükür olsun. Nilay tatlı yap konuyu komşuya dağıtak. Yani iyice ne kopma noktasına geldik. Ayrıldık da yavrum, ayrıldık da kuzum, bitti de. Ayrılacağım yani. Ayrıldık canım işte. Yemin et. Vallahi öyle. Ekmek Kur'an çarpsın de. Ekmek Kur'an çarpsın. İki gözüm önüme aksın de. Aksın aksın. Sözümden dönersem iki yakam bir araya gelmeye, başım yastık yüzü görmeye de. Allah Allah. Desek ya oğlum. Tamam Allah dedim ya, tamam dedim. Yarın bankaya ararım. Allah. Osman inan olsun 10 yaş gençleştim oğlum. Gençleştim kuzum. Ay. Tahsin Bey ne vakit deniyormuş Antep'te? Evet. Dilber. Evet. Ben Azim. Dilber. Seni televizyonda gördüm. Camdan atlıyordun. Ağlıyordun. Baldırların esen rüzgarın etkisiyle açılmış idi. Hırpanın teki seni o pambik baldırlarından tutuyordu. Demek bu kadar vahattır İstanbul'dadır deyi atladım geldim. En sonunda senin izini buldum. Kimmiş ya? Yanlış numara. Yanlış numara. Ben Mendel'in başkasıyım. Senin o pürüzlü, ılık ılık, buharlı sesini her yerde, her vakit, her türlü tanırım Dilber. Bana bir adres ver. 40 yıldır kavuşamadık. Bu kadar hasret yetmez mi? Bana bir adres ver Dilber. Artık kaçamayacaksın. Ne olacak ya? Kendini teslim et, uslata erelim. Yanlış numara. Aramayın beni. Artık çok geç. Geç mi? Ha? Ya hala bak bana bir sürü yemin ettirdin. Yarın şu benim banka işini halledersin değil mi? Ha, evet. Ay. Evet. Oy. Şekerim çıktı. Hem de vallahi terledim. Ha. Merhaba gençler. Daha masaj yapmak isteyen var mı? Hamama git. Belki isteyen çıkar. Akbile nerede? İşte daha çekim bitmemiş. Ne çekimi ya? Hangi çekim? Neden bahsediyorsunuz siz? Ya Makbule abla bugün şans eseri telepazarlama kanalına çıkıp mutfak robotunun nasıl çalıştığını anlatmış. Ev kadınları çok beğenmişler. Bir sürü sipariş almışlar. Makbule abla şu anda kanalın teklifini kabul etti. Her gün televizyona çıkıp ev ürünleri pazarlayacak. Hasbinallah velikil metin. Burhan Bey bu lafı sürekli söyleyecekseniz bir doğrusunu öğrenseniz. İyi de yavrum ben izin veriyor muyum çalışmasına nişanlısı olarak? Televizyona çıkmasına onay veriyor muyum ben? Ya Burhan gayet mazmut bir kadın programı ya. Ayrıca da birlikte olduğunuz kadının çalışmasına laf edecek kadar kro ve ayı değilsiniz herhalde Burhan Bey. Hayır canım ne krolu, krolukla ne alakası var? Kro muyum ben? Tabii ki benim eşim çalışacak. Ben kariyer kadını peşindeyim zaten, onu seviyorum. Ben bilgi almak amacıyla, hani destek olmak amacıyla, hani muhabbet etmek amacıyla sordum. Şimdi gelir sorar öğrenirsiniz. Yemek yediniz mi ya? Ben kafede yedim. Ben de dükkandaydım. Zaten yemek yok. Makbule abla bugün evde olmadığı için. Evet.
şehirde kanunemdi ya. Ne haber Burhan? Sizi gördüm, daha iyi oldun Sedef teyzeciğim, bunlar ne ya? İmam bayıldı şekerim. Ben Cem'e yaptım da. Dün Makbule sağ olsun bize içli köfte göndermiş bu tabakla. Tabak boş geri gelmez, ben de bunu getirdim. Ay çok teşekkür ederim Sedef teyzeciğim. Vallahi çok diri gözüküyor. Ana yemek var mı? Ana yemek mi? Neyse canım, boş ver. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Afiyetler olsun. Sağ ol Sedef teyzeciğim, sağ ol. Mantı mı lan bu? Sıkıntım geliyor bu. Ben niye samırsağı yedim? Ah kafa, ah kafa. Ay Dilber teyze ya babamdır, ya Dursun Bey'dir, ya da komşulardan biridir. Niye heyecanlandın? Heyecanlandım. Saçım başım düzgün mü kızım? Kafanda takke var zaten, ne bileyim. Takke değil o kız. Gel delikten bak. Bak bakalım kimmiş. Burhan abi gelmiş. He, öyle mi? Aç. Aç, haydi aç. Merhabalar hanım kızım. Merhaba. Ay, size peynir getirdim. Peynir mi? Afiyet olsun. Hayırdır? Ay, Dipleri ablacığım. Tam senin ağzına layık kahvaltılık ezini peyniri getirdim. Çok güzel yerken beni hatırlarsın. Evet. Sağ ol. Afiyet olsun efendim. Ay, teşekkür ederim. Hadi iyi akşamlar. Yarın sabah ben geri alabilirsem iyi olur. Hemen. Hemen mi? He, hemen hemen. Hemen bir sudan geçirebilirseniz geri alabilirsem iyi olur. Oğlum tabak boş verilmez. Yarın içine bir şey koyup gönderirik. Yok, bugün koyun. Hemen geri verin tabağı. Mantı koyup versek Dilber teyze? Ay, bu kız da geri zekalı gibi duruyor ama gerçekten akıllı bir bücür bu. Bir pot pot. Kele sen tabağı yıkayıver, içine mantı koy da Burhan abin tadına baksın. Çok teşekkürler Dibler ablacığım. Ne zahmetler, ne zahmetler. Hanım kızım, duyuyorsun inşallah. Biberli tereyağlı yoğurdu biraz bol tut. Tamam mı kızım? Daha iyi ya. Hoş geldin hemşerim. Ne oldu? Buldun mu aradı onu? Bulamadık kardeş. Ama peşini bırakmıyoruz. Bunlar. Ben bu İstanbul'da hiç Adana mahallesi falan duymadım. Ama Adanalı tanıdıklarım var. Belki onlar bilir he? Tanıdıkların kim? Ahbap, dost, tanış çıkmıyor. Adana öyle küçük bir yer değil ki hemşerim. Nereden tanıyacağız? Bu zengin Koca Arslan'ın ailesi var ya. O şahıslar benim çok muazzam yakınımdır. Koç Arslanlı mı dedin? He, tanıyor musun? Tanımam mı? Kadasını aldım. Akraba sayılırız. Dilber Hanım, İstanbul'a taşındı diye duyduk. Bir ziyaretine gidip, gül yüzünü görüp kahvesini içmek isterik. Sende adresi var mıdır? Olmaz mı ya, ayıp ediyorsun?
Ver bana ya. Ölümlü dünya ne olacak ya? Bak anacığım, gömleği böyle 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 ütüledin. Ondan sonra anacığım artık bir zahmet affınıza mağduren gömleğin yakasını normal ütüyle geçeceğim. Ama bak sen beni Kaile'ye al bak. Sonra Makbule ablam dediydi dersin. Çarşaftı, efendim, yastıktı. Ondan sonra masa örtüsüydü. Yeminle bak bununla 5 dakika komple şaşar kalırsın. Ben telefonum. Alo. Makbule abla. Sizi çok seviyoruz. Gerçekten bizden birisiniz. Ha söyle gülüm. Canım ha. Dünkü verdiğiniz tatlı tarifini programın sonunda bir kere daha verebilir misiniz? Bir de bu tanıttığınız ütü kolayla kullanılabiliyor mu? Ha tabii bak. Güzel soru. Bravo sana. Tabii. Kolayla da kullanılır ama ben sprey kola tercih ediyorum. Şimdi al. Değil mi? Bunu yakasını mesela sprey kolayı böyle bir sık, akabinde ütüyle geç, mumya gibi olur vallahi billahi. Tatlı tarifini programın sonunda tekrar vereceğim. Reklam aramız varmış. Buna bak, program tuttu ya, reklam alıyorlar artık ya. Hadi anacığım, ben 5 dakikaya buradayım, çayınızı koyun gelin. Yayından çıktık. Makbule Hanım. Harikaydınız. Ay sağ olasın işte. Elimizden geldiği kadarıyla. Bir yemek kitabı teklifi var. Yayından sonra görüşmek istiyorlar. Ne dersiniz? Ay yine mi ya? Kaçıncı teklif? Her akşam program çıkışı toplantı yapmaktan saat 10'dan önce eve gidemez oldum. Bakalım kısmet. Şifrenin kilidini kırma yarışı. Oldu, harika tasarımış. Azim. Azim ya. Sevgilin, belalın, aşığın. Azim nahal geldin. Nasıl buldun beni? Dediydim Bilber. İğne deliğine girsen seni bulurum dediydim. Televizyonda gördüm. İstanbul'da olduğunu anlayınca yayan yapıldak düştüm yollara. Gel buradan. El alama malamat edeceksin bu yaştan sonra beni. Heyecanlandım. Hizmetçi kız duyacak. Ben heyecanlanmadım mı sanıyorsun? En son görüşmemizin üzerinden 30 yıl geçti. 30 yıl değil mi? Sen o kadar yıl beni arama. Benim üzerime. 6 kere. 6 kere evlendim evet. Ya. Ben senin o kıllıcık ağzının domarışından Omar diyeceğini anlarım. Evlendim. Ama bir sor. Neye evlendim? Soruyorum. Ben isteyip isteyip 6 tane karıyı niye aldım? Haydi sordum. Cevabın var. Ben o kadınların hepsinde seni aradım Dilber. Senin o yanık boyday tenini. Kıllayacak küçük ağzını, çağla gözlerini, o pambiç baldırlarını. Azim kele, yüz. Hala terliyor musun? Bak hele Azim. Nilay, ne istiyorsun? Ne sessiz sessiz geliyorsun tosbağa gibi kızım? Benim akrabam. Konuşuyorduk sadece. Adana'dan derim akrabam. İyi tamam deyse. Hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel kızım. Bir kahve koy da içelim.
İyi, tamam, hemen. Zahmet olmazsa ha. Hiç değişmemişsin Dilber. Kızım, bir gelen olacak. Ne olacak ya? Sucuk gibi oldun ha. Abi seni böyle görmeye dayanamıyorum hiç ya. Gözüme enfeksiyon kaptı, manyak mısın be? Ha, onu unutuyorum hep işte. Gerçi keyfim de yok bu aralar ama... kız bıraktı gitti ya beni, toparlayamadım hala. Abi o konuda bir teorim var ama bilmem katılır mısın? Sertaç, ekonomi teorilerin gibiyse ülkeyi batırmayalım hiç. Abi kız 30 yaşında diyorsun, birkaç aydır birlikteyiz diyorsun. Hiç ayrılmayalım muhabbeti yaptık diyorsun. Kız hiçbir sebep yokken tekrara düşmeyelim diye ilişkiyi bitirdi diyorsun. Abi her genç kızın rüyası nedir? Dikiş makinesi mi? Evlenip yuva kurmak Volkan. Sen hiç bu kıza abi yeşil ışık yaktın mı? Niyetim ciddi, ileriye dönük falan dedin mi? Yo. Ben olsam ben de ayrılırım abi. Yani nasıl ya? Ne yapayım şimdi ben ya? Eğer kızı çok seviyorsan, sence? Beyefendi de benim Adana'dan akrabam. İş için gelmiş de ziyaret etmiş kendisi. İyi Dilber teyze, söyledin, hoş gelmiş. Rahat edemeyeceksen bir arabaya binek, otele motele gidek mi? Avel avel konuşma Azim. Bernamus'un kitabını yazmışım, duvara asmışım, belirli aralıklarla imza günleri yapıyorum. Kahveni iç, edebinle git burada. Seni hiç unutmadım Dilber. Duydu inanma. 6 tane kara almış halen ta konuşuyor. Dilber. Ben seni 20, 25, 32 yaşlarında muhtelif zamanlarda babandan istedim mi, istemedim mi? İstedim. Benim için pambik işçisi dediler. Mart sıpası dediler. Çulsuz dediler. Anası samrısak, babası soğan dediler. Vermediler. Doğrudur. Bak, Adana'da kendi fabrikamı kurdum. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Pambiklik kumaş üretiyoruz. Her şeyimiz var Allah'a şükür. Hey, Allah artırsın, ne deyek? Ama bir Dilber'im yok. Oy, Azim. Bir del, üç del, beş del, 6 tane karı. Onca yıl bu güzeller güzeli Dilber. Ne yedi, ne içti. Başka bir ihtiyaçları var mıydı? Hiç sorun yok. Bütün ihtiyaçların acısını çıkarırız evvelallah. Şarap gibi kadınsın. Yıllar içindeki ateşi söndüreceğine yellemiş. Telledim ha, vallahi telledim. Tahmin etmiştim. Dilber, arpayı biçemedim. Su soğuğu içemedim. Ben canımdan geçtim de bu yarıdan geçemedim. Kapı dibinde testi, kemer belimi kesti. Hiçbir derdim yoydu. Yarın mektubu kesti. Ya bir de bu var. Ya ne olacak ya? Buyurun Bülent Beyciğim. Dün hazırlanmasını istediğiniz liste, istatistikler ve grafikler efendim. Mersi canım, mersi. Şuraya bak be. Şimdi önümüzde daha önemli bir gündem maddesi var tabii. Aslı'ya ne hediye alacağız? Ay ben bugün çıkıp almak istiyordum ama bu ayın bütçesini çıkartmam gerekiyor. Ya benim de dükkanları arayıp bütün çekim kıyafetlerinin fiyatını almam lazım. Bir sürü angarya. Deli misiniz bebeğim? Burhan gibi dinamik bir elemanımız var. Bu çocuğu burada tembellikten çürümeye mi terk edelim yani? Burhan hepsini halleder. Bir çıkıp hediye bakalım.
Ama Bülent Bey... Ha Burhan'cığım ya, bu arada benim fotoğraflarımın ayrılıp arşivlenmesi lazım. Onları da bir ara halledersin değil mi canım? Cem dostum, o adam fotoğrafı ben nasıl... O zaman Burhan abi ben de çıkayım. Çünkü ya hediyesiz olmaz. Ayıp yani. Ya bari Aslı'ya söyleseniz. Ofisin bütün işlerini biz Burhan'a yıktık. Ondan dolayı hediye almak için vakti olmayacak falan desiniz. Aa, ay Burhan Bey, hediye almadan olur mu hiç? Aha, çok iyi. Ha bu arada Burhan'cığım ya. Aslı'nın iki tane röportaj kasetinin çözümü bilgisayara girilmesi lazımmış. Onlar çekmecesinde bir ara sen onları da halledersin değil mi canım? Ah canım, sen hepsinin altından kalkarsın. Patron olarak sana güveniyorum. Göğsünün kılları enginar çiçeği olmuş bu yaşlı adamı üzme. Ha? Üstünü başını da öyle ütülesin ya. Ah. Senden nefret ediyorum monşer. Hepsinden nefret ediyorum. Bütün monşerlerden nefret ediyorum ben de. İnşallah As-900 kamyon senin üzerinden geçer de hafriyat kamyonu. Ağzın burnun yam olur. İnşallah saçların kel olur da kadınlar kızlar suratına bakmaz. İnşallah iri kıyım bir adam senin ağzını burnunu dağıtır. Terbiyesiz. Allah'ın hakkı üçtür dedik. Üç kere istedik, vermediler. Vermeyince biz de vazgeçtik. Belki hata yaptık. Ama zurnanın zırt dediği yerde hatamızı anladık, koştuk sana geldik Dilber. Aldıkları boşadım. Hiçbiriyle mesut olamadım. Senin gibisini bulamadım Dilber. Beter ol. Dilber, seni almadan hiçbir yere gitmem. Amcan, dayın, abin, yeğenin, bir yakının kim varsa söyle. Sen isteyek. İstemem. Niye? Başka sevdiğin mi var yoksa? Varsa vardır, yoksa yoktur. Azim sen git. Ben el aleme malamat edeceğim, git. Dilber, kokunu özledim. Azim, kadasını aldığımı yapma böyle. Dadını da özledim ha. Sen bilirsin. Bu gece beni misafir eder misin? Nerede misafir edeceğim kurban olduğum? Kurban diyen dilleri ve her yerini yerim. Ne olacak ya? Yere bir mitil atarık, yatarık. Sonuçta avara bir pambik içisi değil miyim ben? Serser. Fırındak. Bak bu fırındak sana ne getirdi? Abo! Senin 20, 25 ve 32 yaşlarında istemeye geldim tabak. Lokumlar taze yalnız. Denedim 2 sene de bozuluyor, kurtlanıyor. 40 yıldır sakladın mı tabağımızı? Bu sefer bu tabakla seni isteyeceğim ve alacağım Dilber. Bu tabak 40 yıllık sönmeyen aşkımızın ispatı. Adana yollarında, pamuklar dallarında, Allah canımı alsın Dilber'i kollarında. Allah canımı alsın Dilber'i kollarında. Gel gel Adanalı kız, güzel Adanalı kız. Adana yollarında gezemiyorum yalnız. Amanın yalnız yalnız, ahzım yalnız yalnız. Senin yalnız yalnız, amanın yalnız yalnız. Gezemiyorum ben yalnız. Beyefendi yakın akrabam oluyor Adana'dan. İş için gelmiş kendi. Bu gece misafir edecek. Yalayık ya. Müzik
akşamlar. Bak bile gelmedim ya. Toplantısı varmış. Pizza. Bitmiş sanırsam. Taze bitti. Yalnız film seyrediyoruz burada. İkide bir kesmesen. Of! Rahatlık versin. Ben öte odada yatacağım. Seni de yerinden ettik. Hiç gereği yoktu. İkimiz sığışırdık şuraya. Ne olacak ya? Bana bak. Hiç olur öyle hiç. Niye olmasın yavrum? Bir süre imza günü yapmaz idi. Kelemiz. Uy. Ne diyorum şık? Allah. Yalnız kendisi çok özel bir kepek ekmeğidir. Bunu unutmayalım lütfen. Sağ olun. Zahmet etmişsiniz. Yarına kadar bekleseydiniz tabağı yıkayıp adam gibi bir şey koyardık ama bu akşam kısmetinizde sadece nohut var. Siz yemeklerinizde kıyma ya da parça et kullanmıyorsunuz sanırsam. Apartman zam yaparsa her yer bile koyarız ama şimdilik bütçe mukadder. Anlıyorum efendim. Halk tipi de olsa protein proteindir. Hırtlağından sıcak bir şey geçsin yeter. Merci canım. Ormanı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Her yanım çalı çırpı olduydu senin yüzünden. Ne olacak ya? Çeşme başı daha rahattı ama değil mi? Bilhassa geceleri. Dilber teyze! Lan! Zurnanın zırt dediği yerde! Akrabamla konuşuyorum. Ne var kızım? Burhan abi geldi. Dolu tabak getirmiş. Ne vereyim? Bu hırpodam da be. Masayım üstünde hazır tabaklar var. Onları da istediğini ver kızım. Mutluluk için iki tane yalan söyle. Ne olacak ya? Bunu veriyormuşuz. No. Öyle dedi. Öptük. Ne alalım? Sağ ol canım. Bir sıcak yemek olsaydı. Şöyle hırtlandan geçseydi. İyi olurdu mu? On iki tane olacak, iyi say. Soğanını da bol koy, gerekirse ekstra öderiz. Aa. Şahika. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyi misin? Ya arkadaşlarla yemek yedim de tatlı yiyince biraz midem kazındı. Lahmacun alıyordum şimdi de. Doğru, sen seversin. Peki sen iyi misin? Nasılsın? Bildiğin gibi işte ya, nasıl olayım?
Ay Volkan, söylediklerim, yani bir şey hissetmiyorum filan derken hissetmediğimden değil. Yani ilişki bir yere gitmeyeceği için. Ya nasıl anlatsam ki sana? Dur böyle ayaküstü hele soğan kokusu eşliğinde hiç anlatma ya. Ben anladım seni. Şahika acaba yarın bir buluşsak, bir yerde bir çay içsek, konuşsak bunları olur mu acaba? Arasam ben seni. Buluşalım tabii Volkan. Sumakta koyayım mı? Bol bol koy. Bak balıcım gömleği böyle ütüledin. Ondan sonra anacığım artık bir zahmet affınıza mağduren gömleğin yakasını normal ütüyle geçeceğim. Ama bak sen beni kaileye al bak. Sonra bak Bula ablam dediydi dersin. Çarşaftım, efendim yastıktım. Ondan sonra masa örtüsüydü. Yeminle bak bununla... Alo Tahsin Bey amcamcığım. Ay ellerinden öpüyorum. Nasılsın? Keyfin nasıl gıcır? Ay ben zaten alıyorum. Aslı'dan da Volkan'dan da alıyorum haberlerini. Geliyor zaten haberler. İyi. Her şey yolunda diyorsun. He iyi. Şey, Tahsin Bey amcacığım, acaba diyorum bu Makbine'nin televizyona çıkmasıyla ilgili ne diyorsunuz? He, beğenerek izliyorsunuz. He, mazbut bir program diyorsunuz. He, peki acaba diyorum bu şey, Makbine'nin annesi Hamiyet Hanım'la beyefendi acaba programı seyrettiler mi? Dekolte filan. Ha, gurur duyuyorlar diyorsunuz. Ha, ben de beğeniyorum tabii. Canım ben de beğeniyorum. Tabii ki herhangi bir sorun yok. Sadece çok yoruluyor diye söylüyorum. Ha, tabii. İyi akşamlar. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler. Ay, iyi akşamlar Burhan Bey. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar şekerim. Günü nasıl geçti, şov dünyası falan? Ay, reytingler tavan yapmış. Bugün farz-ı meral bir tane ütü tanıtımı yat. Ah, bak bu iki programın tekrarını veriyorlar. Ay bir sattı bu ütü, bir sattı. Ay kız ben de alacağım onlardan biliyor musun? Gömlekler falan hepsi bumburuşuk. Bir ütü yapan yoktu ondan. Ay alın bence ya. O kadar güzel bir ürün ki. Ay kız bugün programı seyrettim. Ya poponu da bassaymışsın acaba dedim aklımda. Sen de? Elbiseyi diyorum ne kadar natürel. Dekolte falan diyorum. Çok ay, güzeldi. Sağ olun yönetmenim de çok beğendi. Yemişin senin yönetmenini. Ya bu yönetmenin karısı kızı yok mu? Çocukları yok mu? Gecenin bir saatine kadar nasıl çalışıyor? Yazık değil mi bu adamı ya? Anacığım bir işine aşık bir insan. Bu saate kadar toplantı yaptık ya. Siz bir şey yediniz mi bari? Kapıcının yaptığı notu yedim ya. Oh, afiyet olsun. Bu lokumları kaldırayım mı büfeye? Ay sen hiç zahmet etme. Onu da ben yaparım. Ay çok düşüncelisin Muhan Bey. Ay çok teşekkür ederim. Hadi iyi geceler. Ben yatayım. Çok yorgunum. İyi dinleneyim. Yarına suratım düşmesin. Hadi bay bay. Ben senin suratına... suratı düşecekmiş. Suratsız meymenizsiz. Ay, Aslı'ya doğum günü hediyesi lohum. Olur mu lan bu Burhan? Hı? Olur lan mı? Vallahi olabilir ha. Olur mu lan Burhan?
tamamdır bu iş abi. Şuradaki fırına kızın en sevdiği çöreklerden yaptırdım. İçine de iki tane halka yüzük koydurdum. Vay be abi. Şimdi buluşacağız. Al güzelim diyeceğim. En sevdiğin çöreklerden diyeceğim. Çayının yanında iyi gider diyeceğim. Alacak böyle. Bir koparacak. İçinden iki tane söz yüzüğü dökülecek ortaya. Abi dikkat et de yutmasın. Kızı tanıyorsam öyle bir tehlike var. Ama ben oradayım ya, müdahale ederim. Abi çok şık evlenme teklifi ya. Takdir ettim seni var ya. Ama sen de benim hakkımı teslim et abi. Benim fikrimdi. Hadi lan. Senin yüzünden altın fiyatları tavan yaptı. Yüzük piyasası uçtu be. Konuşma. Konuşma, pahalıya geldi yüzükler. Konuşma. E alacım, göndermemişsin bugün parayı. Ne oldu, meşgul müydün? Ya alo. Biri seni gıdıklıyor mu ya? Kim var yanında ala? Ha yok, iyiyim iyiyim ya. Gözüm mikrop kapmış. Damla damlatıyorum. Onun dışında iyiyim alacım. Alacım gönder bugün parayı. Gözünü seveyim. Hadi öperim ellerinden, eyvallah. Şahikacığım 50. defa soruyorsun. Hayır, aileden kimse gelmiyor doğum günüme. Biz bizeyiz, ofis ekibi. Ben zaten şu anda kafeye geldim son hazırlıkları kontrol etmeye. Tamam, hadi öpüyorum. Osman. Efendim canım. İyi misin? İyiyim, iyiyim Mersin. Bak bakayım bir bana. He? Ah Osman'cığım, ah Osman'cığım. Bak ben her zaman, her zaman senin yanındayım. Bizimkisi kat'i bir ayrılık değildi ki, geçici bir tartışmaydı. Bu kadar kendini yıpratmana gerek yok. Öyle mi? Ay ya, şuna bak ya. Osman'cığım gel istersen bizim evde bir çay içelim. Hem o gün yarım kaldı, ben de zaten üstümü değiştireceğim. Ha, ne dersin? İyi olur. Öyle diyorsan öyle olsun. Tamam, hadi. Ah Osman'cığım, ah Osman'cığım ya. Şahikacığım, hani dün konuşmuştuk ya. Üçte buluşalım mı? Sütçüoğlu muhallebisinde bir çaya gel. Börek çörek deriz, görüşmüş oluruz. Tamam canım, bekleyeceğim. Buyurun. Ne içersin Osman? Şey, buradan doğum gününe beraber gideriz değil mi? Aslı bir dakika ya. Ne oldu? Yemin et, ekmek Kur'an çarpsın de. Sözümden dönersem iki yakam bir araya gelmeye, başım yastık yüzü görmeye de. Aslı evde ekmek var mı? Ekmek, sandviç falan gibi bir şey mi? Yok yok, kafamın üstünde kırıp fakir fukaraya dağıtmak için. Ne? Ya vardır benim böyle inançlarım, sen boş ver şimdi. Yani bir yemin ettim, geri almam için ekmek var mı, sen onu söyle bana. Vallahi kahvaltıda yoktu. Dün akşam Burhan Bey nedense bütün ekmekleri kapıcılara vermiş. Makbule abla da çalıştığı için evde pek bir şey yok yani. Ya kek, poğaça, börek o da olur. Yok mu hiç? Ay bilmiyorum Osman, var mı öyle bir şey evde şimdi? Olur. Osman ne çıkacak bunun altında? Aslı sen şunu kafamın üstünde tam ortadan kır. Ondan sonra ver kapıcılara yesinler. Yani adet yerini bulsun. İçim başka türlü rahat etmeyecek yani. Şaka mı bu ya? Allah Allah. Al sen şunu al. Kır kafamda, gel. Gel. Allah Allah. Gel gel gel. Kır tam şuradan kır. İyi. Böyle. Ah. O ne be? Ya Osman bak. Ya anne diyorum ne? Neyin peşinde diyorum ya. Doğum günümde ilişkimizi bir adım daha ileri götürmek ha. Evet öyle oldu değil mi? Ya inanmıyorum ya.
Canım canım benim. Ha, Şubat'ın onu. Ben bilmem onu bunu. Ye gel beni öldür. Yoktur beklemenin sonu. Hey atlılar, atlılar. Boynu kıvrak atlılar. Kız istemeye gelmişler. Badılcan sıfatlılar. Vah, vah hele vah. Hiç utanması da yok aspanın. Nerede lan bu? Kızağımı ona buna verdim böyle oldu diye. Bilseydim böyle bir şey olduğunu. Bak şimdi kızak tiftiklendi be, alıyorsun bana. Hop bak. Bak 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 bak. Allah'ım ya. Yepyeni oldu, sanki tükandan yeni alınmış gibi bak. Telefonumuz varmış. Alo. Alo Makbule abla, ben Volkan. Volkan? He Makbule abla. Ya fırında bir tane çörek vardı. Çörek mi? Bulamıyorum. Sen nerede olduğunu biliyor musun acaba? Ne bekliyorsam, sanki gelsen olacak ki. Ah benim hindi göynüm, depeden indi göynüm. Deme güle konmazken dikene kondu göynüm. Daha nerelere konacak kısmatsa. Telledim ha, vallahi telledim. Telle ya, kurularım ne olacak? Allah! Dilber Hanım, bizim 40 yıllık aşkımızın simgesi o nişan tabağı nerede acaba? Ay çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
güle güle. Ay, şekerim. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çok zevkli gerçekten. Ben teşekkür ederim. Ay bu da benim denim. Ay işte. Bu da bıraktın. Tamam. Bak ha. Kastetme beni. Lan sen benim kız arkadaşıma aldığım yüzüklere nasıl el koyarsın lan? Kardeşim 10 kere anlattım sana diyorum. Bak hikaye benim kontrolüm dışında gelişti ya. Bak sana söz veriyorum. O yüzüklerin pırlantalısını sana alacağım. Söz. Zaten kız da gelmedi. Çaldırıyorum çaldırıyorum telefonu. Noa'ya basıyor sürekli. Lan yüzünde de bir ağlak üzgünle bir ifade var. İnsanda acıyor kıyamıyor ha. Sen kendine bak oğlum. Ben sana bakınca içim acıyor ben. Çok teşekkür ederim Burhan Bey. Şimdi sen lohumları bir tabağa boşaltırsın. Tabağı geri almam lazım. Ne? Hediyen tabak değil, lohumlar. O nasıl şey öyle? Hayır, komşu sana yemekle geliyor ya sen tabağı geri veriyorsun. Ya öyle bir şey yani. Hayır ama Burhan Bey, siz burada benim evime yemek göndermiyorsunuz. Doğum günü partime hediye getiriyorsunuz. Yani onun içinde yiyecek maddesi hediye olarak kabul edilemez. Hayır, kabul edilse bile bir kutunun içinde olsaydı mesela lokumlar belki kabul edilebilirdi. Ama burada ben yani tabağın içindeki lokumu prensip olarak tek başına hediye kabul edemeyeceğim. Kusura bakmayın. Burada tabak hediyedir. Hayır. Hediye lokum, tabak emanet. Hayır Burhan Bey, hediye tabak. Siz sadece tabağın içine lokum koyup getirmişsiniz. Hayır, tabak emanet kızım. Aa, geri almam lazım benim tabağı. Ya beni hiç ilgilendirmez Burhan Bey. Biz şu anda burada bir kafede doğum günü partisi kutluyoruz. Ve apartman içi tabak boş gitmez hikayesinin tamamen dışındayız. Bu tabak hediye ve artık benim. Kesinlikle doğru. Tabak aslının. Evde olsaydı bir derece. Ama kafede doğum günü partisi olunca geçerliğini yitiriyor. Bence de doğru. Sen de vakit ayırma adam gibi bir hediye alsaydı şekerim. Vakit mi? Ya Muşir seni birisi tövse de şöyle bir atlasın. Ha canım. Siz söyleyince daha iyi anladım, daha net algıladım diyorum efendim. Ha. Volkan, iyi misin? Eğleniyor musun? Ama ne bileyim ya. Ama yapma böyle ya. Nerede benim eski Volkan'ım? Ay canım benim ya. Çok özledim seni. Vallahi ben de özledim be Yaprak. Ne tatlıydın sen ya. Arızasız, dertsiz, huzurlu, rahat, güzel. Ben de özlemişim vallahi. Canım Yaprak. Hala öyleyim. Hediye değilmiş, tabak hediyeymiş. Allah'ım yarabbim ya. Lokumların hepsini ben yedim. Ne yapacak acaba? Ay. Erken geldin bak, bile yemek mi yapacaksın yoksa? Ay nerede anacığım? Üstümü değiştirip tekrar dışarı çıkacağım. Şurada yeni ürünlerle ilgili iş yeme toplantı yapacağız. Gel lan buraya. Kırarım kız senin bacaklarını. Ha? Başlarım seni toplantına toplantına. Yemişim seni toplantına. Hiçbir yere gitmiyorsun izin vermiyorum sana. Ne diyorsunuz Burhan Bey ya? Ben kariyer kadını falan istemiyorum. Artist misin nesin ya? Kıçını başını açıp televizyona çıkamazsın. Ben seni aile kızı zannettim. Hoş bir kız zannettim. Sen gittin kabak çekirdeği gibi açıldın lan. Burhan Bey. Bundan sonra evde oturacaksın. Ütü yapacaksın, yemek yapacaksın, bana bakacaksın, yemek vereceksin, ben yiyeceğim. Bundan sonra hiçbir yere izin vermiyorum. Vermiyor musunuz? İkili etmeler adamı. Maçoyum, ayıyım ve hiçbir şeye izin vermiyorum. Açıldı mı? Hasret mi adamı? Nerede kaldınız? He? Bunca zaman, ha? Bunu bekledim sabırla. Bana ne zaman sahip çıkacaksınız diye. Sonunda oldu işte. Geç bile kaldınız. Ne? Kıymetimi anlamanız benim için en değerli ödüldür Burhan Bey.
Sizin için zevkle şov kariyerimden vazgeçerim. Benim zaten en zevkli kariyerim sizsiniz Murat Bey. Ya makbulemetli deniyor. Nereye bağlayacak diyor. Ya sana da her şeyimiz sakmış ha. Ay fırınımı, ocağımı, mutfağımı özür. Şimdi gelip çeşit yemekler döktürüm. Hem biliyor musunuz Burhan Bey, spot ışıklarından da benim cildim çok zarar görmüş. Ay benim yerim sizin yanınız burası Burhan Bey. Seni seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Seni seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Seni seviyorum. Allah'ımı kurban. Canan olsun Dilber. Ben o tabağı 40 yıldır saklıyordum. Sen 40 saat saklayamadın. Nereye gitti? Şeytan mı aldı götürdü bilmiyoruz. Nereye da böyle izin verdiydik. Şurada duruyordu tabak ama. Hale. Başka birisi mi var? Bak bir daha soruyorum. Tabağı o an verdin. Azim ben niye kimseye vereyim? Ben deli miyim, divane miyim? Anacığım ben çalışıyorken konu komşu Burhan Bey'e yemek yollamış ya. Ben de bu tuzları pişirdim. Bak bunu Sabit Efendi'lere götüreceksin. Tamam mı? Dilber teyzeye cevizli kurabiye pişiriyorum. O daha fırında pişmedi. Bunu da Bülent Bey'lere götürürsün. Onların zeytinyağlı tabağı daha bulaşık makinesinde. Tamam mı? Yalnız bu benim doğum günümde gelen tabak. Bu hediye tabak bana. E ne var yemeyecekler ya tabağını. Anacığım koymuş bulundum bir kere. Ay. Hadi yürü. Alırız geri. Alma dırdır. Yürü. Tabağa hangi sütü bozağa verdin Dilber? Allah şekerim çıktı. Ben niye birine vereyim Azim? Taktın kafayı. Çünkü o senin 40 yıllık aşkının ispatı. Yaparsın sen bunu. Ben senin ağzının domarışından Omar diyeceğini anlarım. Benim 5 bilemedin 6 evliliğimin intikamını almak için böyle bir numara yapmış olabilirsin. Yaptı mı böyle bir numara? Sağ ol canım, mersi. Rica ederim, iyi akşamlar. O ne Bülent? Böyle bir şey işte. Makbule embesili göndermiş. Ay, hepimiz rejimdeyiz. İstemez. Ne yapacağız yani? Sen onları olduğu gibi Dilber Hanım'a götür. İkide bir şey gönderiyor, baş edemiyorum ayol. Yarın tabak geri gelir, biz de bir şey göndermiş oluruz. Emredersiniz kalem müdürü. Sadece bakacağım diye gelip eve iyice demir attı yani. Azim yok öyle bir numara çevirdiğim. Şurada duruyordu tabak, sinir yapıyorsun. Bak Dilber, ben 40 yıldır senin peşindeyim. Birisi var da bana nispet olsun deyi. Tabağı o verdiysen Allah belamı versin. Zumzuk manyağı ederim onu. Elimden fırtamazsın. Bak Dilber bebeğim, sana ne getirdim? Dilber, o hırpa bu herif mi? Ne olacak ya? Allah! Yapma, dur genç adam, yapma! Hop! Çok enteresan ya. Şu anda içimin yağları eriyor. Sanki çok istediğim bir şey oluyor ya. Hayırdır inşallah. Seni seviyor. La hayya. Altınizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Müzik.
çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Otoriteme, kariyerime, her yerime tapsın tapsın. Benim izimde tapşın tapşın. Yürüsün, koşsun, dua etsin, yatsın, kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sollah, kariyeri pulle, çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa. Avrupa yakası. Gönül telimizi titretiyor efendim. Yakası. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar, evet efendim.